Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni videoyla karşınızdayım, ben Emre. Bugün sizlere yine çeşitli bir içerikle karşınızdayım arkadaşlar. Hem dükkandaki 20 TL'lik paketi satın alacağım. Hem de Ocak ayında gelecek altın bilet kostümünü sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Artık kesinleşti gibi bir durumu var. Büyük Korucu'ya getiriyorlar arkadaşlar yine kostümü. Yani herkesin beklentisi gibi ben de Kraliyet Şampiyonu'na bekliyordum kostüm, ama Kraliyet Şampiyonu'na şu anda kostüm görünmüyor. Zaten yeni gelen kostüm de çok böyle ahım şahım bir kostüm değil. Büyük Korucu'yu dilenci gibi yapmışlar arkadaşlar. Böyle çilekeş bir görüntüye sahip etmişler. Tarih öncesi bir görünümü var. Onu sizlere paylaşacağım. Sonrasında ilk önce o kostüme bir bakalım. Sonrasında dükkandan 20 TL'lik paketi satın alacağım. Hero kitabı. Boşta inşaatçım yok. Onu kullanamayacağız. Sonrasında birkaç tane de saldırıya gideceğim. Ganimet kasmaya gideceğim arkadaşlar. En yakın inşaatçım şöyle bir gün 18 saat sonra bu inşaatçının çıkmasına kadar da ganimet kasmaya devam edeceğim arkadaşlar. İnşaatçıya ganimeti hazırda bekleteceğiz. Hazırsanız başlayalım. Emeğinizi karşılık olarak ilk saniye like atarsanız sevinirim. Şimdiden iyi seyirler. Evet arkadaşlar, Ocak ayı sezonunda altın bileti aldığınızda gelecek kostüm bu şekilde. Yine ihtiyara getirmişler kostümü. Öyle amşan bir görüntüsü yok. Çok serkeş çilekeş bir hale sokmuşlar dedemizi. Sahip çıkmamışlar yine dedeye. Yine ejderhanın iskeletlerini kıyafet olarak giymiş. Tarih öncesinden bir görüntüye sahip olmuş iskelet. Yani herkesin beklediği gibi Kraliyet Şampiyonu'na bir kostüm bekledim ben de. Ama şu anda görünen İhtiyara kostüm geliyor arkadaşlar. Hemen oyuna bir geri dönüş yapalım. Kostüm hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Nasıl olmuş? Elinde böyle kitabeye yakın bir kitap var. Taştan bir kitap var. Düşüncelerinizi videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Geldik yılbaşı tekliflerine arkadaşlar. 4x bir teklif var. 6x teklif gayet güzel. Hem araştırma hızlandırma iksiri var 2 adet. 2 adet de kahraman kitabı var. Hem ucuz hem iyi. Bu teklifi satın alacağım arkadaşlar. Teklifi de satın aldık. Büyülerimizde nelerimiz var? Hemen kontrol ediyorum. 2 tane araştırma iksiri geldi. 3 tane kahraman kitabımız oldu. Lig başlar başlamaz Euro'ları teker teker yapıştıracağız. Büyük Koruyucu ve Kraliyet Şampiyonunu. Sonrasında 2 tane engel küreği var. Onu 100 yeşil taşa takas edeceğiz. Şöyle hemen ben araştırma hızlandırma iksirlerini kullanmak istiyorum. Büyük kitabı da yedekte duruyor. Araştırmamızda şu anda 1000'i var. 10. seviyesine gidiyor. 10 gün 15 saat var. Almış olduğumuz paketteki iksirleri de kullandım. Ordumuz da hazır. Bir gün 18 saat sonra büyük koruyucu çıkacak. 2 gün 7 saat sonra da Kraliyet Şampiyonu çıkacak. Lige hazır edeceğiz onları da. Şöyle bakalım, bir ganimet avına çıkalım. Nasıl ganimetler bizleri bekliyor? Hazırsanız gidiyorum. Gayet güzel ganimet olan bir köy buldum arkadaşlar. Direkt buraya yapıştıracağım. Yine gıcık olduğum düzenlerden bir tanesi bu ordu için. Şöyle buz golemi tokmağa gönderiyorum. İki Pekka'yı gönderdim. Kral kraliçe. Şöyle şifacıları da yapıştırdım. Tekne Cehennem Kulesi'nin buz büyüsünü bir tık geç gönderdim. Şöyle Elektro'yu bekletiyorum. Şuraya bu sefer yetiştireceğim. Pekka'yı da bekletiyorum. 3 Pekka'yı. Birini şuradan. Birini buradan içeriye gönderiyorum. Binaya ve taktik avcı uçağına gelecek şekilde de son buz büyümü gönderdim. Enteresan bir şekilde ilerletiyoruz orduyu şu anda. Şöyle hemen bir şifa bir son noktaya.
Kralın gücünü de kullanıyorum. Artık içeriye girin. Binayı indiriyor kraliçe. Güzel. Yarasaları bekletiyorum. Bina indi. Şimdi elektroyu da sağdan gönderdim. Yarasalar hala bekliyor. Taktik avcı çabam güm sıkıyor. Pekka oyalarken büyücü kulesini yarasaları gönderdim merkeze. Taktik avcı uçağını indirmeye çalışıyorum o anda. Güzel bir şekilde taktik avcı uçağını da indirdik. Enteresan bir taktik izleyerek burayı indiriyoruz. Tekli canem kulesi Pekka'ya kilitlendi. Şimdi nihayet buz golemleri tanklamaya karar verdiler. Tamamdır. Buradan 3 yıldız ayrılıyoruz. Bu düzeni çok sevmiyorum. Ordu çok dönebiliyor. Orada tokmağı yemettik tekli canem kulesine. İşte orayı yemedince merkeze giremiyorsunuz. Allah'tan bina orta kısma yakındı. Kraliçe indirdi. Şöyle kraliçenin gücünü de kullanıyorum. İlk aradığımız köyden güzel bir ganimetle ayrılmış oluyoruz. Hemen ikinci saldırı için geçiş yapalım. 225'er binde bonus aldık. Uzun bir aramanın ardından güzel bir köy daha buldum arkadaşlar. Yine biraz sıkıntılı bir köy. Sağlam savunmaya sahip bir köy. Elektro. Buz golemi tokmak. Kral kraliçe. Pekkalar. Şifacılar. Şurada hemen bir buz büyüsü. Bir şifa. Merkezde bir öfke daha. Çarşı pazar karıştı yine merkezde. Kraliçe yine alt tarafa doğru gitti. Taktik avcı uçağını indirmeye çalışıyoruz şu anda. Bina indi, taktik avcı uçağı indi. Şimdi çoklu cehennem kulesine doğru seri bir şekilde ordu ilerletirken yarasaları gönderdim. Büyücü kulesine hemen bir buz büyüsü takviyesi daha gönderiyorum. Hadi indirin o büyücü kulesini. Maalesef buzu çözüldü. Hadi Pekkalar geliyor. Kraliçe büyücü kulesini indiriyor. Şimdi cehennem kulesine doğru ilerliyor. Kraliçeyi bırakacağım, otomatik bassın kendi gücünü. Cehennem kulesine de ulaştı ordu. Kraliçe daha fazla dayanmadı. Hala bayağı bir ganimet var. Merkezde Tesla ve Klan kalesine doğru ilerlemeye çalışıyor. Kral ve Pekka. Bakalım geri kalanları temizleyebilecek miyiz? Bir tane şifacı tanklamaya çalışıyor. 28 level ihtiyarı da indiriyoruz. Son 3-4 savunma kaldı. Şu okçu kulesini bari indirdikten sonra duvara girseydiniz. Neyse, havanı falan indirin bari. Kral bayağı bir tankladı o noktada. Bir tane şifacı elinden geleni yapıyor şu anda. 55 saniye var. Güzel. Kralın canını yine kırmızıdan yeşile çıkartmayı başardı. Bir tane şifacı tekrardan kırmızıya indi şu anda canı. Son bir savunma, o da okçu kulesi. Bakalım kral canı yeşil olarak mı tamamlayacak? Savaşı kırmızı olarak mı tamamlayacak? Tek bir tane şifacı hala tanklamaya çalışıyor. 35.000 altın var içeride. 18 saniye. 16 saniye. Barbarlar dışarıya çıkmaya çalışıyor. Maalesef dışarıyı gezmeye karar verdiler. Bayağı bir uzaklaştılar zaten. Kral tam yeşile doğru yaklaşmıştı ki canı. Hem süre bitti hem de orada bir güdümlü geldi, şifacıyı hakladı. Yine güzel bir bonusla buradan ayrıldık. Güzel de bir ganimet buradan çıkarttık. Orduyu tazeliyorum. Kaleyi de bir istek alıyorum.
Şöyle kraliçemi de hızlandırıyorum arkadaşlar. Bu videolukta bu kadar arkadaşlar. Ocak ayı kostümünü sizlerle paylaştım. Birkaç tane de saldırı attım. Dükkandaki 20 TL'lik pakette satın aldık. Onun yükseltmesi de 1-2 video sonra gelir arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoları beğenmeyi, kanala destek olmayı eksik etmeyin. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar.